Evet sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Çok sevinçliyiz çünkü geçtiğimiz yazılılarda bizi izleyenler, taktiklerimizi uygulayanlar yazılılardan oldukça yüksek notlar aldılar. Şimdi bizi izlemeye devam edin çünkü son yazılı taktiklerini sizlerle buluşturuyorum. Evet, öncelikle bizler Tonguç Akademi ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuz gibi yazılılarda da sizlerle birlikteydik. Birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yazılılarda başlattığımız ve şimdi de devam ettirdiğimiz, yani yenisini yaptığımız 13 Mayıs'taki yazılı kampımız başladı. Bu yüzden ilk maddemizi sizlerle buluşturmuş olayım. Yazılı kampımızı detaylarıyla birlikte takip edin. Bu oldukça önemli. Yazılı kampımızda neredeyse birebir veya bahsettiğimiz şeylere çok yakın sorularla karşılaştığınızı biliyoruz. Bu yüzden sizlere minnettarız ve tabii ki aldığınız notlardan dolayı da sizleri kutluyoruz. Sevgili arkadaşlar, ikinci maddemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii ki daha önce de yaptığı gibi örnek yazılıları yayımladığı, ne yapacağız? Bunları indireceğiz. İndirdikten sonra çıktılarını alacağız. Çıktılarını aldıktan sonra çözeceğiz. Çözerken özellikle siyah kalemle gerçekten bir yazılı formatındaymış gibi ne yapmamız gerekiyorsa üzerine işaretlemeler yapacağız. Tabii ki önce konu anlatımı yapmamız gerekiyor. Bunları bitirdikten sonra yanlışlarımız varsa mutlaka eksiklerimizi, boş bıraktıklarımızı soru çözüm videolarından izleyeceğiz ve onları renkli bir kalemle o kağıdın üzerinden not alacağız. Böylece hem eksiklerimiz hem de daha önce yaptıklarımızla birlikte tam 100 puanlık bir kağıt tamam anlamış olacağız. Kırmızılar, yani renkli kalemle yazdıklarımız eksiklerimizi ifade ediyor. Siyah kalemle yazdıklarımız ne yapıyor? Daha önce bildiklerimizi ifade ediyor. Böylece oraya da bir iki kere tekrar ettiğimiz zaman yazılılardan çok yüksek notlar almayı başaracaksınız, benden söylemesi. Şimdi gelelim bir diğer maddemize. Bazı yazılılar istemediğimiz gibi geçmiş olabilir. Çok zor olabilir, çalışmamış olabiliriz veya farklı nedenlerden dolayı istediğimiz puanların gerisinde kalmış olabiliriz. Bu konuda üzülmek yok. Yazılılara biraz daha vaktimiz olduğu için önce düşük yazılı notlarımızı önceliğimize almamız lazım. Ne yapacağız? O derslere biraz daha fazla ağırlık vereceğiz. Belki önce onlara çalışmaya başlayacağız. Örnek veriyorum, diğerlerine 2 saat çalışacaksak buna 3 saat, 3,5 saat, 4 saat çalışacağız. Tabii bunları günlere yayacağız. Miktarını birazcık fazlalaştıracağız ve böylece eksik olan dersimize daha fazla gaza basarak daha iyi bir başarıyı elde etme şansımızı artırmış olacağız. Bunu da lütfen programlarınıza eklemiş olun. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki maddemizde aslında bu 3 maddemize ışık tutacak bir şey var. İster video izleyin, ister map yazılı örneklerini çözün, ister konu anlatımları kitaplarınızdan tekrar edin, neyse artık hiç önemli değil. Ve tabii ki bunları yaparken yapmanız gereken tek şey notlar almak. Birçoğunuzun yazı yazmayı sevmediğini biliyorum, ancak kalıcı öğrenmelerdeki anahtar aslına bakarsanız biraz da yazarak not almada. Tablolar oluşturun, grafikler yapın, istediğiniz gibi özetler çıkarın. Yani size ait satırlar, size ait cümlelerle bir şeyleri ifade etmeye çalışın. İnsan duyduklarını, gördüklerini, öğrendiklerini yazıya kendi kendine dökerse kalıcı öğrenmeleri kendi tarzıyla en etkili şekilde gerçekleştirmiş olur. Yazarken hocanızın ağzından çıkan şeyi aynı şekilde değil, ya da ne bileyim işte kitapta yazan tanımları aynı şekilde defterinize geçiriyormuş gibi değil. Önce dinleyeceğiz ya da izleyeceğiz ya da okuyacağız. Sonra anlayacağız. Sonra anladıklarımızı kendi cümlelerimizle ifade edeceğiz. Eğer ana temadan uzaklaşmamışsak işte yazdıklarımız tam olarak bizi ifade ediyor. İşte neyi ne kadar nasıl yazdığımız, ne kadar derin yazdığımız, aklımızda ne kadar kaldığı da biraz da kendimizi geçmişte nasıl yetiştirdiğimizle alakalı. Hazır bulunuşluğumuzun ne düzeyde olduğuyla alakalı. Kendi derinliğimizle alakalı. Bunu bolca yaparsanız üniversitede çok rahat edersiniz. Hatta yetişkin olduğunuzda da kendinize böyle büyük güç katmış olursunuz. Bu yüzden bunu sadece bu yazılılar için kurtarıcı olarak görmeyin. Geleceği de bir yatırım olarak görmelisiniz. Sevgili arkadaşlar, not almak bu yüzden sadece yazılılar için değil, hayatın her alanında oldukça önemli. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz önemli. Eğer dersleri çok iyi dinleyen bir öğrenciyseniz öğretmenleriniz mutlaka, bakın burası çok önemli, yazılıda çıkar. Bakın arkadaşlar, buraya vurgu yapıyorum, burayı unutmayın. Arkadaşlar, buraya dikkat edin diye sizlere uyarılarda bulunduğu yerler vardır. Buraları özellikle not ettiyseniz özellikle tekrar edin. Bunların soru olma ihtimali oldukça yüksek. Ama hocam ben böyle bir şey hatırlamıyorum, yani aslında böyle şeyleri pek hatırlamam, belki arkadaşlarım hatırlıyordur diyorsanız, o zaman arkadaşlarınızla bu konuyu özellikle gündeme getirin ve önemli yerlerin, öğretmenlerin dikkat çekmek istediği yerlerin neresi olduğunu tespit ederek buraları da sınav öncesinde tekrar etmenizde fayda var. Evet sevgili arkadaşlar, yazılılarla alakalı taktikler benden bu kadar. Sizler yazılılarda başka ne yapacaksınız? Hedefleriniz ne? Hangi notlarınızı kaçtan kaça yükseltmek istiyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.